İnsanlar hakkında karar vermek için elde delil olması lazım. Yani bir insan hakkında siz hüküm vermeniz için böyle çok ağır, çok ağır insanı dinden çıkarabilecek bir insana peygamber olmayana peygamber demek küfürdür. Bu konuda hüküm verebilmeniz için sizin elinizde bir delilin olması lazım. Evet. Hoca Efendi'nin yazılı sözlü eserlerinde böyle bir delil var mı? Diğer taraftan da açıktan bu konu birilerine dendiği halde sükut edilen insanlar da mı var? Herhalde onun için ilk önce diyorsunuz o veterileri seyredelim. Ondan sonra konu üzerine duralım. İnşallah. Başında öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Başında öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Teşkilattaki arkadaşlarım Sayın Başbakanımızı yakinen fizik olarak gördüler, elinde tuttular. Yani Sayın Başbakan'ın dokunmak bile inanın bence ibadet, ben bunu söyleyeyim. Teşkilattaki arkadaşlarım Sayın Başbakanımızı yakinen fizik olarak gördüler, elinde tuttular. Yani Sayın Başbakan'ın dokunmak bile inanın bence ibadet, ben bunu söyleyeyim. Başbakanımızın maaşı, Başbakanımız bize bekliyor, adeta iki kişi haber verir. Başbakanımızın maaşı, üstelik bunlar da yetkili merciler tarafından tekzip edilmedi. Estağfurullah denmedi. İnsanların yanlış yaptığı, dinen insanı dinden çıkarabilecek, dinin tasvip etmediği söz ve tavırlar olduğu da dini öğretmekle vazifeli kurumlar tarafından da söylenmedi. Bir diğeri de bu vasıfların, bu özelliklerin kendine nispetlen insanların da çıkıp ben Allah'a inanan bir kulum diye bunlara karşı bir tavır sergilemesi de söz konusu olmadı. Evet. Şimdi dolayısıyla bir tarafta bunlar var. Ha, öbür tarafta da üzerinde duracağız. 170'ten fazla ülkede hizmeti, hizmet düşüncesi, kitapları okunan, fikirleri üzerine yüzlerce doktora, master çalışması yapılan, sempozyumlar yapılan bir insan var. Ve bu insanla ilgili de eserlerini taradığınızda bu benzeri iddialar var mı? Evet. Bence bunları Kur'an sünnet perspektifinden tamamen ilmi disiplinler açısından ele almak lazım. Doğrusu da odur zaten. Yani hissilik değil. Evet. Bizim ölçümüzde dinimizin kriterleri var. Kur'an sünnet var. Kur'an ve sünnet süzüp çıkardığı ulemanın tespit ettiği disiplinler var. Bu çerçeveden değerlendirmek lazım. A şahsı B şahsı değil. Değil. Önemli olan vasıflar üzerinden meseleyi ele almak lazım. Şimdi kendisine bu tür ifadelerle iftira atılan veya insanlar nazarında küçük düşürmeye çalışılan Hoca Efendi'nin bir değerlendirmesi var. Vakit geçmeden o değerlendirmeyi de Hoca Efendi'nin ağzından seyircilerimizle birlikte arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu banttan bir seyredelim. Bize düşse kıtmirlik düşer. Ve bunu estağfurullah'a yatırım mülazasıyla bir tevazu şeklinde de almayın katiyen. Bu benim inancım, kanaatim. Ve bu mülazayla Ashab-ı Kehf'in, hani caminin o sözü çok hoşuma gider. Ya Resulallah, çıbaşa çubu, Ashab-ı Kehf, dahili cennet şevem, tevzübeydu. O revetler cennet, menler cehennem, keyre vast, o seki Ashab-ı Kehf, ben seki Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'in köpeği cennete giriyor. Ben de senin arkanda kuyruğumu sallaya sallaya cennete girersem kendimi en bahtiye sanırım. Ne İsa'lık, ne Mihdilik. Ben sıradan bir kul bile saymıyorum kendimi. Şunu da söyleyeyim, ben hırsızlık yapmadım. Adam öldürmedim. Zina etmedim. Ahlaksızlığa girmedim. Ama Rabbime karşı ciddi sorumluluklarım vardı. Neden onu dedim bu aradaki o şeyi dedim. Elin alemin aklına gelir ki hani, sizi mahcup etmeye de hakkım yok. Gelecek arkadaşlarımı mahcup etmeye hakkım yok.
acaba ne halk karıştırdı falan derler. Ne diye sizi mahcup edeyim? Ama kulluk sadece onları yapmamadan veya yapması gerekli olan şeyler yapmadan ibaret değil. Onun için bir kıtmir, bağışlayın kuyruğunu sallaya sallaya insanların iftihar tablosu arkasında cennete girme cehdi yaşayan bir kıtmir, yolun uludur, kıtmir kulundur. Ne anlarsınız anlayın. Mankafa budiler de ne anlarsa anlasın. Ben buyum, arkadaşlarım da bu. Onlar farklı düşünürlerse benim yanımda yerleri yok. Vallahi, billahi, tallahi kovarım. Onlardan Allah adına bir şey istiyorum. Bu meselenin rüyasını bile gördüğümü onlara anlatırsam, rüyasını gördüğümü anlatırsam, ellerine birer sopa alıp onu kafamda parçalamazlarsa, iki elim iki yakalarında kalsın, hakkımı helal etmiyorum. Ben halimden o kadar memnun. Hatalarım bile bazen memnun ediyor. Bunlar olmasaydı, sana böyle ismini almış bir lokomotif gibi hızlı gelemezdim diyorum. Senin rahmetinin enginliğini ben hatalarımın karanlığında dahi tamaş ediyorum. Rab sen ne büyüksün. Benim efendim ne büyük. Aslında Ergun Hocam, Hoca Efendi'nin şu konuşması bana göre çok cami, efradını cami, ayarını mani bir konuşma. Yani Hoca Efendi kendisini nasıl görüyor? Ne İsa'lık ne Mehdi'lik, ben sıradan bir kulum diyor. Ve Hoca Efendi'nin sohbetlerinde olsun, yazı eserlerinde kıtmir iki manada kullanılabilir. Birincisi Molla Camii Atfen söylediği gibi Ashab-ı Kehf'in köpeğinin ismi. Yani o manada bir kıtmir. İkincisi de zannediyorum lügatta hurma çekirdeğinin etrafını saran ince zara kıymetsizliğinden dolayı kıtmir deniliyor. Tabii biz bunu diyemeyiz. Bu büyükler kendilerini öyle yerden yere çarpabilirler. O ayrı bir husus. Fakat Hoca Efendi ne diyor? Bana farklı bir isnatta bulan insanları yanımdan kovarım diyor. Böyle bir şeyi rüyamda görsem bile diyor, bakın bunları bile ben dillendiriyorsam yani haddini aşmışlık gibi bir şey yapmış olurum diyor. Yani Hoca Efendi bunu sadece bu yerde değil, Hoca Efendi'nin o 70 küsur eserinde veya binlerceyi bulan o sohbetlerinde, sesli görsel diyebileceğimiz sohbetlerinde dinlediğimizde hep damlayan şeylerin, değil mi, bunlar olduğunu görüyoruz. Hocam bir insan hakkında hüküm vermek için o insanın eserlerine bakmak lazım. Hoca Efendi'nin sizin de ifade ettiğiniz gibi 70'ten fazla şu anki bizim bir muttali olduğumuz ve neşredilen eserler itibariyle 70'ten fazla yazılı eseri var. Bunun içerisinde pek çok dergilerde verdiği, gazetelerde verdiği röportajlar dahil değil. Bunun içine Hoca Efendi'nin yazdığı takdim yazıları dahil değil. Bunun yanında binlerce sohbet kaseti, vaaz kaseti, soru cevap kaseti var. Bunların bir tanesinde bu iddiaları çağrıştıracak acaba bir şey var mı? Bakarsanız yok. Şimdi Hoca Efendi dediğiniz zaman siz kimden bahsediyorsunuz? Hoca Efendi dediğiniz insan bu 170 ülkede ki geriye kalan ufak tefek ada ülkeleri kalıyor. Hemen hemen dünya coğrafyasının hemen hemen hepsinde, ekserisinde çok azı hariç düşünceleri, fikirleri hayat bulmuş insan. Ve Hoca Efendi'yi Müslümanlar seviyorlar, benimsiyorlar. Hizmet çizgisine inanan insanlar o çizgide hizmet ediyorlar. Bunun yanında farklı dinden, farklı kültürden insanlar da Hoca Efendi'ye bir ilgi duyuyorlar. Hoca Efendi'yi dünya barışı için çok önemli görüyorlar. Hoca Efendi evrensel insani değerlerin toplumda yeşertilmesi, ona göre insan yetiştirilmesi için çok önemli görüyorlar. İnsanlar arasında köprüler kurulması adına. İnsanlar arasında köprüler kurulmasında, sulh adacıkları görülmesine evet, çok önemli görüyorlar. O kadar çok bu konuda çalışmalar var ki şöyle girip internete biraz tarasanız çok şey bulursunuz. Her coğrafyadan, yani Avrupa'dan, Amerika'dan, Pasifik'ten, Afrika ülkelerinden, Hint altıtasından her yerden Hoca Efendi üzerine çok ciddi çalışılan akademik çalışmalar var. Şimdi bunlar da baktığınızda bir inanan mümin insanlar, Müslüman insanlar Hoca Efendi'yi ilim, irfan, aksiyon sahibi bir insan olarak görüyorlar. Ve Hoca Efendi'nin İslam'ı
anlayışını, yaşantısını, İslam'ın evrenselliğini, esnekliğini tedricen anlatılmasındaki metodunu benimseyip o çizgide hizmet etmek istiyorlar. Evet. Diğer taraftan farklı din ve kültürdeki insanlar da Hoca Efendi'nin dünya barışı için çok önemli bir insan olduğunu söylüyorlar. Ve her kesimden insan da Hoca Efendi'nin eserlerini ciddi ciddi okuyorlar. Evet. Eğer bu eserlerin en küçüğünde tekrar söylüyorum, bu sayılan haşa peygamberlik iddiası gibi, Mehdilik iddiası gibi bir şey varsa ki, kaldı ki Ümit Burcu'nda Mehdi kim, Mesih nerede diye bir yer var. Hoca Efendi çok net orada anlatıyor. Sohbetleri de var. Bu tür payelerin değil, düz kulluğun taraftarı olduğunu, bunların haddini aşmışlık olduğunu çok net söylüyor.